Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve karşınızda iyi bir videoyla duruyorum. Sen neden gözüktün? Bu videomuz nedir diye soracak olursanız, daha önceki KDE günlüğünün bir devamı. Bu arada KDE diyorum çünkü KDE dememin sebebi biraz alışkanlık. Bir nevi Pardus döneminden kalma ufak bir alışkanlık. Neyse, devam ederim. Bu arada kayıt yazılımımı değiştirdim Linux altında. OBS Studio kullanmaya başladım. Biraz daha stabil, bayağı bir stabil hale gelmiş. Önceden Simple Screen Recorder kullanıyordum. Şimdi KDE kullanmaya başlamanın, daha doğrusu düzgün adıyla söylersek Plasma Desktop kullanmaya başlamamın üstünden yaklaşık bir hafta geçti. Değil mi? Ben şunu kapatayım, yoksa gözünüzde bir Inception canlanmasın. Neyse. Kullanım alışkanlıklarım hakkında birkaç ufak değişiklik yaptım. Daha sonra kullanım şeklim hakkında birkaç değişiklik yaptım. Önceki videoda hatırlarsanız sadece üstte bir adet bar vardı. Bunu biraz değiştirdim. Daha normali bir nom ve unity kırması bir vari hale getirdim. Ancak sebep bunu sevdiğimden ötürü. Şurada uygulamaların son durumu, şu an Firefox Developer Edition odak konumda olduğu için Dolphin'i açalım mesela. Dolphin odak noktasına gelsin şöyle. Mesela. Şöyle bir arkadaşımız var. Kendisi buradan, bu arada hani pencereyi az buçuk yönetebiliyoruz ve pencerenin adını gösteriyor bana. Bunu daha detaylı da editleyebiliyorsunuz bu arada. Hani butonlar falan da ekleyebiliyorsunuz. Kapatıp açma butonlarını buraya da ekleyebiliyorsunuz. Ancak ben istemedim. Ortaya saati aldım, nasıl ayarladım diye soracak olursanız şurada ve şurada. Hatta gösterelim hızlıca bir. Şurada spacer'lar var. Şu flexible, şu ise şu fixed boyutta, yani sabit bir boyutta, şu ise değişebilir bir boyutta. Bu sayede şurada mesela widget'ları lockladığım ya da locklamadığım zaman şurada bir zımbırtı çıkıyor. O çıktığı takdirde bunun boyutu değişmiyor şeklinde ayarladım. Bunun yanı sıra yan barıma bunları koydum. KDE, yani KDE, yani KDE ya da Plasma Desktop 5.10 ile birlikte geri gelen, 4'te vardı bu özellik, 5'te bir süre yoktu. Şu özellik şu an çok hoşuma gidiyor. Neyse. Devam edelim. Ups. Bunun yanı sıra saatimi buraya aldım. Şurada da Caps Lock ve Numlock'un durumu gözüküyor. Kullanım alışkanlığı konusunda mesela birkaç değişiklik daha yaptım. Application menüyü değiştirdim. Şöyle standart bir application menüye geçtim. Devam edelim şu alt boşluğu bu arada. Alt F2 de olur, alt boşluk da olur. Ben alt boşluk daha rahatıma gelmeye başladı. Bunu da kullanmaya başladım mesela. Dolphin. Diğer pencere, diğer ekran da açtı. Hala bunu tam düzeltmiş değilim. Bunun yanı sıra şuraya götürdüğümde şu şekilde ekranlarımı listeliyor bana. OBS'i de aslında yan ekran alsam güzel olabilir. Bu şekilde güzelce bir listeliyor. Daha doğrusu ekranlarım değil de sanal masaüstlerim ve yenisini ekleyip çıkartabiliyorum. İhtiyaç duyduğumda ayrıyetten aralarında geçişi de klavye kısa yollarıyla yapabiliyorum. Bunun yanı sıra ben normalde konsol kullanacağım zaman gene diğer ekranda açtı. Bu şekilde kullanıyordum. Yeni bir konsol penceresi açıyordum. Onun yerine artık Jitter ile boşluğa bir adet Yakoekia atadım. Oh yeah. Evet, bu sayede bu şekilde bir kullanım alışkanlığı yaptım. Şurada gene Zamazingo'm, şurada gene sistem yüküm. Şurada da ağ bağlantım ve VPN'im. Vesaire vesaire. Şuradan da giriş çıkış butonları. Bu şekilde bir kullanım alışkanlığına başladım. Bunun yanı sıra diğer bir kullanım hedefine gelecek olursak, ben daha önceki videoda, hatta size de gösterelim şurada, şunları kullanıyordum. Arc Dark'ı kullanıyordum. Pencere dekorasyonu olarak. Bu şekilde. Fakat yavaştan biraz daha minimalistik o
haliyle daha hoşuma giden şu arkadaş kullanmaya başladım. Aslında düşündüm de sana ihtiyacım yok. Valla çok daha temiz oldu. Evet. Hatta onun yerine ups, şunu şuraya alabiliriz. Tamamdır. Bu özelliği kullanıyorum çünkü arada. Bu arada evet, bu şekilde özelleştirmelere de sahip. KDE o yüzden şu an bayağı ilgimi çekiyor. Yani bayağı hoşuma gitmiş durumda. Devam edelim. Discard. Devam edelim. Şu tamamen siyah temaya alışmış durumdayım. Hani artık hiçbir şekilde gözümü rahatsız etmiyor. Ve hani genel olarak KDE'ye alışmış durumdayım. Şu an için hani geçiş esnasında düşündüklerim şunlardı. Biraz daha yavaş olacak, biraz daha sıkıntı çıkaracak falan filan. Önceki tecrübelerinden kaynaklanarak bunları söylüyorum. Ancak hayır değil. Cidden değil. İnanılmaz derecede rahat, inanılmaz derecede hızlı. Yani yan pencerede yan ekranda açılmasaydı eğer, saniyesinde bu şey açılıyor mesela. Ya da mesela neyi açalım? Remote Desktop Viewer. Diyeceğim de henüz bağlandığım bir remote desktop. Bak bu açılmadı. Evet. Ya VirtualBox'u açalım. Geldi. Hani. Bu arada VirtualBox kullanmamın sebebi de hani sistem, hani kullandığım işletim sistemi Arch Linux. Ha, Remote Desktop Viewer en sonunda kendine geldi çünkü kendisi bir GNOME uygulaması. Neyse. Evet. GNOME'u hala çok seviyorum. Fakat KDE şu an çok rahat gelmeye başladı. Bilmiyorum, sanırım bu bir ayın ardından ben KDE'de kalacağım gibi görünüyor. Bunun yanı sıra New Window. Şimdi mesela sen gel. KDE Neon. Gel bakalım. Neden neon.kde.org şeklinde girmedim bilmiyorum. Mesela şöyle bir dağıtım da buldum o ara. Şu an login'da, yani laptopumda kullanıyorum onu bir yandan. İlginç bir muhabbet. Bu arada ufak bir not. Bazılarınız KDE'nin kendisini dağıtımın kendisi olarak zannetmiş. Hayır, KDE sadece bir masaüstü ortamı, yani daha çok plazma. Kullandığım dağıtım nedir diye soracak olursanız Arch. Ben her daim Arch kullanıcısı bir insanım. Buyurunuz Arch. Ya kendisi şey, hani yeni kullanıcılar için mantıklı bir dağıtım değil. Bunu kesinlikle aklınıza sokun. Yeni kullanıcılar için mantıklı bir dağıtım değil. Fakat kendisi deneyimli bir kullanıcıysanız eğer, sizin için kusursuz dağıtım. Hani bu kafa karışıklığını arkadan çıkartalım. Hani ve bu arada nasıl? Arada hala elim buraya gidiyor. Arch'ta da nasıl kuracağınızı hızlıca bir göstereyim. KDE'yi sudo pacman-s bu şekilde. Ha, bu sadece Plasma Desktop kurar. Ha, tamamdır. Buymuş. Şu komutu yazdığınız takdirde de komple bir KDE paketini, yani KDE'ye dair her şeyi kurmuş oluyorsunuz. Evet, sanırım durumum bu. Hani çok uzun bir video olmadı. 9 dakika olmuş. Önceki videoyla neredeyse aynı. Evet, KDE kullanım deneyimlerim bunlar. Daha sonra başka bir videoda daha sonra anlatmamı istediğiniz bir şeyler olursa buradan. Aa, bu arada unutmadan şuradan da Telegram'dır, Hangouts'tır ve Google şey KDE Connect sayesinde telefon mesajlarımdır. Bunların hepsine rahatlıkla yanıt verebiliyorum şu arkadaş aracılığıyla. Kendisi gene sistemin içine gömülü bir biçimde. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.